11. konuşmayı Saadet Partisi adına Mustafa Destici yapacak. Değerli kardeşlerim, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak milletimizin vicdanına sesine tercüman olduk. Şimdi Saadet'te birlik zamanı dedik, Milli ittifakta buluştuk. En büyük hayalimiz vatandaşlarımızın bir arada huzur, güven, barış, kardeşlik ve adalet içinde yaşadığı mutlu bir ülke tesis etmek. Ülkemizde terörü sonlandıracağız. Sosyal birliği, kardeşliği sağlayacağız. Tüm vatandaşlarımız bizim yönetimimizde birinci sınıf vatandaş olacak. Edirne'deki kardeşinin acısını Hakkari'deki kardeşi duyan, Diyarbakır'dan yükselen bir sese, Çankırı'dan ses veren Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. İnsanların bir arada ve mutlu yaşayacağı bir ülkeyi el birliğiyle ilmek ilmek dokuyacağız. Aziz vatandaşlarım, siyasetin finansmanını şeffaflaştıracağız. Suni gündem oluşturup başkanlık isteyenlere itibar etmiyoruz. Onların istediği başkanlık değil, despotizmdir. Biz bugüne kadar iktidarın söz verip yapmadığı yeni, sivil, demokratik anayasayı mutlaka yapacağız. Seçim kanununu demokratleştireceğiz. %10 seçim barajını kaldırıp milletvekillerini parti liderlerine değil milletimize seçtireceğiz. Ayrıca vatandaşlarımız 150 bin imza ile kendilerini ilgilendiren konularda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi verebilecekler. Değerli kardeşlerim, adalet mülkün temelidir. Fakat geç kalmış adalet, adalet değil zulümdür. Adaletin Adil ve hızlı işlemesini sağlayacağız. Kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü prensibini yeniden tesis edeceğiz. Milli iradeye vesayeti asla kabul etmedik ve etmeyeceğiz. Yerel yönetimleri vatandaş katılımı ile güçlendireceğiz. Aziz milletim, mevcut iktidar merhum başbakanımız Necmettin Erbakan hocamızın havuz sistemini yanlış anladı. Onlar kendileri için havuzlar oluşturdular. Ama biz işin aslını yeniden getireceğiz. Havuz sistemi yani kamu tek hesabı yeniden kurulacak. Böylece kaynak israfı engellenecektir. Kamuda israfa ve yolsuzluğa asla müsaade etmeyeceğiz. Borç faiz sarmalından çıkılmasıyla bütçeden yapılan yıllık ortalama 50 milyar TL'lik faiz ödemesi önlenecektir. Yerli kaynaklarla yerinden kalkınmayı sağlamak üzere kalkınan Anadolu projesini hayata geçireceğiz. Bu projeyle Erzurum'dan Sivas'a, Yozgat'tan Ankara'ya büyük su kanalları, göletler ve elektrik santralleri kuracağız. Tarım ve hayvancılığı stratejik sektör ilan ediyoruz. Bu çerçevede Türkiye Tarım ve Hayvancılık Kurumu kuracağız. Buna bağlı tarımsal destek fonu vasıtasıyla çiftçimize faizsiz tarım ve hayvancılık kredisi vereceğiz. Tarım kredi kooperatifleriyle tarım ve hayvancılıkla uğraşan kooperatifleri destekleyeceğiz. Yerli tohum firmalarımızı dış rekabet karşısında destekleyeceğiz. GDO'lu ürün imalatını ve ithalatını sıkı denetim altına alacağız. Helal gıda üretimini destekleyeceğiz. Tarımsal sanayinin en önemli unsuru olan şeker fabrikalarını özelleştirme kapsamından çıkartacağız. Şeker sektörünü yeniden yapılandıracağız. Mevsimlik işçilerimizin çalışma ve seyahat şartlarını iyileştireceğiz. Tarım ürünlerinden üretici ve tüketici arasında fahiş karlar elde eden aracıların rolünü azaltacağız. Üretici ve tüketiciyi koruyacağız. Çiftçilerimize mazotu rafineri çıkış fiyatı olan 1 liradan vereceğiz. Değerli kardeşlerim, esnaf ve sanatkarlarımıza, kobilerimize, koordinasyon ve planlama merkezleriyle çözüm ortağı olacağız. Elektrik faturalarına hukuksuz olarak eklenen kaçak kayıp bedellerinin vatandaşlarımıza otomatik olarak geri ödenmesi için gerekli adımları seçimin ertesi günü atacağız. Sevgili kardeşlerim, kalkınma, tarım ve yönetim politikalarındaki yanlışlıkların neticesi oluşan iç göçü ...tersine çevireceğiz. Yatay, dengeli, ölçülü... ...insani şehirler... ...inşa edeceğiz. Her yıl yüz bin aileye... ...bedava ev vereceğiz... ...ve evsiz aile... ...bırakmayacağız. Kentsel dönüşümü gerçek anlamda... ...ve hakça uygulayacağız. Sevgili vatandaşlarım... ...Milli Eğitim Kurumu... ...dünyanın içinde bulunduğu şartlara... ...ayak uyduramadığı gibi milli ve manevi değerlerimize ve ahlaka da öncelik vermiyor. Milli eğitimi yeniden inşa edeceğiz. Öğretmenlerimizin çalışma koşullarını ve özlük haklarını mutlaka iyileştireceğiz. Üniversite öğretim üyelerimize danışmanlık hizmetlerinin karşılığında ek gelir sağlayacağız. Üniversite öğrencilerimize burs karşılığı yarı zamanlı olarak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine danışmanlık, rehberlik yapma imkanı sunacağız. Her düzeyde eğitim ve öğretim kurumunun açılmasını teşvik edeceğiz. İlk, orta ve lise öğrencilerimizi servis ve bedava öğle yemeği vereceğiz. Kur'an kursları ve hafızlık eğitiminin önündeki engelleri kaldıracağız. Yökü kaldıracağız ve üniversiteler arası kurulun yapısını yeniden düzenleyeceğiz. Değerli kardeşler performans sistemini yeniden gözden geçireceğiz. Çalışma hayatı ve gelir dağılımında önce insan diyoruz. Asgari ücretten vergiyi kaldırıp asgari ücreti 1500 TL yapacağız. Taşeron işçiliğe son verip onları kadroya alacağız. Memurlara grevli toplu sözleşme, emeklerimize ise toplu sözleşme hakkı tanıyacağız. Eşit işe eşit ücret verilecek. Çalışanın hakkı alnının teri kurumadan ödenecektir. İşçi, memur ve emeklilerimize yüzde elli zam yapılacaktır. Ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bir maaş ikramiye vereceğiz. Er ve erbaşlarımıza askeri ücret oranında askeri ücret ödeyeceğiz. Değerli kardeşlerim, istihdamı, iş gücü eğitimini destekleyeceğiz. Ekilebilir bütün arazileri tarıma açacağız. Bütün madenlerimizi ve cevherleri işleteceğiz. Banka kredisi ve kredi kartı borçlarında borcun faizini silip ana borcu taksitlendireceğiz. Evlenecek her çiftimize brüt asgari ücret kadar karşılıksız yardım yapacağız. Ülkemizde yaşanan manevi çöküntüye, ahlaki yozlaşmaya, İslami istismara, milli kopuşa son vereceğiz. Uygun iş koşullarında annelerimize evde çalışma tercihi sunacağız. Şefkat fonu oluşturup her ev hanımımıza 300 TL aylık maaş bağlayacağız. Doğum yapan annemize bir yıl boyunca destek olarak işsizlik maaşı vereceğiz. Engellilerimiz için istihdam imkanlarını artıracağız. Yaşlılarımıza hürmet ve ikram Allahu Teala'ya saygıdandır. Bu bağlamda 65 yaş maaşına %100 zam yapacağız. Bakıma muhtaç kişiler yaş sınırına bakılmaksızın devlet tarafından barındırılacaktır. Cennet analarımızın ayağının altındadır. Kadınlarımıza şiddeti mutlaka önleyeceğiz. Küçük yaşta çocuklarımızı, genç kızlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar ve bizzat tetiği çeken, bombayı patlatan teröristler için idamı mutlaka geri getireceğiz. Aziz milletim, Dış politikamızın ana eksenini ülkemiz adına son yıllarda yapılan telafisi güç yanlışlıkları düzeltmek oluşturacaktır. Dış politikada barış, kardeşlik ve mütekabiliyeti esas alacağız. Hiç vakit kaybetmeden komşularımızla ilişkileri geliştireceğiz. Kardeş Kıbrıs Türk halkına ve yönetimine gereken önemi ve, ve özeni göstereceğiz. Tarih, kültür ve manevi bağlarla bağlı olduğumuz kardeş İslam ülkeleri ve soydaş Türk Cumhuriyetleri ile örnek ilişkiler kuracağız. Değerli kardeşlerim, kendiniz için, geleceğiniz için saadetegel.com internet sitemizi ziyaret edin. Birkaç dakikanızı ayırıp sesli beyannamemizi lütfen dinleyin. O zaman senin derdinle dertlendiğimizi göreceksin. Beyannamemizi dinledikten sonra kararını ver. El ele, gönül gönüle verelim. Hep birlikte çalışmak, üretmek, insanca yaşamak için 7 Haziran'da Mührü Saadet Partisi amblemin altına basalım. Seçimin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.